Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber sebzeli, şehriyeli, tam bir şifa deposu, harika bir tavuk çorbası yapacağız. Çorbamız için şöyle bir adet but ve bir adet de sırt eti kullanacağız. Arkadaşlar, benim size tavsiyem bu çorbayı yaparken tavuğun yağlı kısımlarını kullanmanız. Göğüs eti hariç tüm bölgelerini kullanabilirsiniz. Çorbamızın yapılışına tavuk etimizi haşlayarak başlayacağız. Tenceremizin içerisine etimizi alalım. Ardından üzerine aşacak kadar da su ekleyelim. Bu kadar yeterli. Ve tavuğumuzu güzelce bir haşlayalım. Tavuğumuz çok güzel bir şekilde haşlandı. Tavuğumuzu kenara kaldırdık. Çorbamızı pişirmek için tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyoruz. Bu kadar yeterli. Ardından 1 yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağımız tamamen eridi. İnce doğranmış küçük bir adet soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanımızı tenceremizde 1-2 dakika kadar çevirelim. Ardından 1 adet rendelenmiş havucumuzu ekliyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Da soğanımızla beraber bir 4-5 dakika kadar kavurduk. Şimdi 1 yemek kaşığı un ekliyoruz. Unumuzu da yine kısık ateşte kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Evet, unumuz da çok güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi haşlamış olduğumuz tavuğumuzun suyunu ekleyelim. Yavaş yavaş ekliyoruz. Eklerken de bir yandan sürekli karıştırıyoruz. Arkadaşlar, tavuk suyunuz yeterli gelmezse ekstra normal su da ekleyebilirsiniz. Şimdi çorbamızın kaynara düşmesini bekleyelim. Evet, suyumuz kaynara düştü. Şimdi içerisine şöyle minik minik doğradığımız kapya biberimizi ekliyoruz. Ardından 2 diş rendelenmiş sarımsak, taze sıkmış olduğumuz yarım limonumuzun suyunu ve biraz da tuz ve baharat ekleyeceğiz. 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber ve yarım çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Siz de tuz ve baharat miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım çorbamızı. Çorbamızın tüm malzemelerini ekledikten sonra şöyle bir çay bardağı da tel şehriye ekliyoruz. Çorbamızı şöyle bir karıştıralım. Ocağımızın altını kısa alıp kısık ateşte yavaş yavaş çorbamızı pişmeye bırakalım. Evet, yaklaşık 10 dakika gibi bir sürede şehriyemiz de çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi tavuk etimizi ekleyelim. Ardından bir tutam kadar da doğranmış maydanozumuzu ekleyelim. Şimdi çorbamızı bir taşım daha kaynatalım. Yaklaşık 1-2 dakika kadar daha. Ardından ocaktan alabiliriz. Evet, çorbamız oldu. Ocağımızın altını kapayıp çorbamızı servis edebiliriz. Çorbamın şöyle yakından kıvamını da göstermek istiyorum. Çok besleyici, harika bir çorba oldu. Hemen kasemizi alalım. Çorbamız servise hazır. Hemen şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Tam kıvamında çok lezzetli bir çorba oldu. Ve inanılmaz güzel kokuyor. Şu renginin güzelliğine bakar mısınız? Çok besleyici, harika bir tavuk çorbası tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.